Söyleme sakın. Tamam. Alo. Efendim Burak. Gonca merhaba. Aslı'nın telefonu kapalı da yanındaysa verebilir misin? Ha ha tabii. Ne yapıyorsun Gonca ya? Ay ne yapayım, öyle bir anda yalan söyleyemedim. Efendim. Aslı, kapıdayım. İn aşağıya konuşalım. Hayır. Aslı, kapıdayım diyorum. Lütfen gelir misin? Ben de hayır diyorum. Sen bilirsin. Ne demek sen bilirsin? Gece gece kapıya dayanmayacaksın herhalde. Görürsün. Aslı, ne olur git konuş ya. Bak tüm mahalleye zaten rezil olduk. Abimin gözünde de hiç kredim kalmadı. Ne olur Aslı git konuş. Hadi hadi lütfen, daha fazla rezil olmayalım. Ben onun yalanlarını falan dinleyemem. Çok istiyorsan git konuş. Ya o fazla ya. Sen ayrı inat, o ayrı inat. Aranızda kalıyorum ben. Sinirliyim işte. Geçmiş olsun. Baban nasıl? İyi. Sağ ol. Gonca, Aslı nerede? Burak, görüşmek istemiyor. Zorlama işte, ne olursun. Nasıl zorlamayayım ya? Bu kadar basit mi? Hem beni delirteceğini bile bile Volkan'da kalıyor. Hem de hiçbir şey yapmamış gibi afra tafra. Ne oluyor? Amacı ne? Ben anlamıyorum ki. Biraz kendi yaptıklarına baksan bence anlarsın ama. Ne yapmışım ben? Bak Burak, şu anda hem Aslı'yı hem beni zor durumda bırakıyorsun. Abim her an gelebilir. Yeterince rezil olduk zaten mahalleye. Lütfen. Şu an ne yeri ne zamanı. Konuşmak istiyorsan yarın dükkana gel, orada konuşalım. Tamam mı? Tamam Gonca, tamam. İstediğiniz gibi olsun. Aslı ya, Burak mahvolmuş. Yani önce babası, sonra sen. Ben de böyle olsun istemiyorum Gonca. Ama sürekli alttan alan, affeden hep ben oluyorum. Yeter artık. Vallahi gerçekten yeter Gonca. O kadar çok kırılıyorum ki, kendi kalbimi tamir etmekten yoruldum. Aşk böyle bir şey mi ya? Aşk acı çekmek mi? Canım benim ya. Burak'la tanıştığımdan beri sürekli bir mücadele içindeyim. Öyle şeyler yaşadım ki kendimi, kendi değerlerimi unuttum. Haklısın canım benim, haklısın. Yanlış anlama ama yaşadığımız yere bak. Ev bile denemez. Bir göz oda. Olur mu öyle şey Aslı? Bak burası da senin evin. Ama öyle Gonca. Ya bir evimiz bile yok. Canım benim, bak ne yapalım? Biz böyle bir araya gelelim, size bir ev bulalım. Ya da ne bileyim, ben Erdem'den biraz borç para isteyeyim. Ne dersin? Olmaz Gonca. Ben bunu asla kabul etmem. Hem çocuk daha yeni pastane açıyor. Ya tam tersi, bizim ona destek olmamız gerek. Orası da öyle değil mi? Seni de üzdüm Gonca ya. Canım benim. Hiç olur mu öyle şey? Şapşal. Ben seni her zaman dinlerim. Çok teşekkür ederim. Aman yeter bu kadar dram ya. Hadi artık yatalım.
Tamam, hadi sen git yat. Ben şunları toplayıp geliyorum. Tamam. Yardım edeyim mi? Ay yok canım, iki tane şey alıveririm. Hadi. Gel ama. Tamam.